kedi bilginin yerine doğru bilgiyi koymaya çalıştığımız bir video daha. Daha önce ben bir video yapmıştım. Bu bir halk sağlığı sorunu. Toplum protein yemeli. Çok önemli bir sorun diye. Et yememenin, toplumun etle beslenmemesinin hem vücut direnci hem zeka hem bedensel gelişimindeki sakıncalarını anlatmıştım. Bu Economist dergisinden alınan ve Türkiye'deki bir gazetede, internette de yayınlanan bir gazete çıkan bir makale. Kısa kalmak kader olamaz diye. Economist dergisi yayınladığı bir incelemede, bir dosyada yoksul ülkelerdeki çocukların zekalarının ve bedenlerinin gelişimi için her yıl, yani 2,2 puan, ki çok önemli bir şey. 10 yılda 22 puanlık bir IQ çok yüksek. Yılda 12 milyar doların yeteceğini söylüyor. Bakın, tüm dünya neredeyse işte 5 tane falan savaş uçağı parası falan gibi şeyler, ya da ne kadarsa 12 milyar dolar, hani büyük makam uçakları falan 1 milyar 2 milyar dolara alındığını düşünürseniz, tüm dünya yani. Burada yapılan destek ne? İşte protein vermek, soya fıstığı yedirmek gibi. Bir çocuğun anne karnına düştükten sonra geçen o 9 ay artı 2 yıllık 1000 güne, yani en değerli 1000 gün, altın pencere deniyor. Burada kemikler büyüyor, beyin inanılmaz hızlı büyüyor. Burada siz eğer temel besinleri verirseniz çocuk çok daha iyi ve çok daha zeki olabiliyor. Ama bunlar olmazsa hem IQ düşüyor hem de ekonomiste bodurluk olduğunu söylüyor. Ekonomist gazetesi bu dosyasında bodurluk diye tanımladı. Kısa boyluluğu tanımlıyor. 5 yaş altı çocukların 5'te biri bodur. Uzama farkı nasıl oluyor? Böyle bir harita çıkarmışlar. Nijerya'da %34, Libya'da %52. Yani bodur, yani yaşlarına göre çok daha kısalar 5 yaş altı çocuklar. Farkındaysanız fakir ve proteinden fakir beslenen, yemeyen toplumlar potansiyellere nasıl ulaşabilirler? Tabii ki bir destek alarak. Şimdi burada resimde bir şans eseri olarak bir kız çocuğu var. Ben bu nedenle aslında bir noktaya daha vurgu yapmak istiyorum. Bu çocuklarımız bizim vitaminden, proteinden, değerli besinden fakir besleniyor. Fakat karbonhidrat, abur cubur vesaireden son derece zengin. Bu yüzden hızla adet görüyorlar. Yani hızla erişkinliğe, ergenliğe ulaşıyorlar. Ancak ergenliğe ulaştıklarında östrojen, cinsiyet hormonu, epifiz kıkırdaklarını kapattığı için boyları kısa kalıyor. Erkek çocuklarda bunu pek görmüyoruz. Çünkü erkek çocuklarda 16, 17, 18 yaşına kadar uzayabiliyorlar. Erkekler geriden geliyor. Fakat kız çocukları hızlı olgunlaşıp hızlı cinsel olgunluğa girdiklerinde boyları kısa kalıyor. 13-14 yaşında, 15 yaşında boyları duruyor. Bu yüzden aslında dershanelere verdiğiniz, pek çok kıyafetlere, şunlara bunlara verdiğiniz o ücretlerin çok çok küçük bir miktarını, ki çoğunu aile hekimi yapıyor, çocuğun büyüme ve gelişmesini etki eden, zeka gelişimini etki eden B12, folik asit, demir düzeyi gibi farelerin yapılıp bunların yerine konması, ki bunların da çoğunu aile hekimi yerine koyabilir, tedavi edebilir, İnanılmaz değerli. Yani çocuklarınızın, özellikle kızlarınızın hem boylarının hem zekalarının gelişimi için ön ergenlik, 9-10 yaştan itibaren bunları yıllık yaptırmanızı öneririm. Geçtiğimiz 10 yıl içinde bir Demir Gibi Türkiye kampanyası vardı. Türkiye'deki kızların demir eksikliği %70'lerdeydi. Anne babaların, hani iyi anne baba olmanın bir tarafı da gerçekten onu hayata hazırlamak ve sağlığına dikkat etmektir. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı yaşlılarda olduğu gibi çocuklarda da yıllık, 2 yıllık kontrollerin büyüme gelişme döneminde şart olduğunu düşünüyorum. Umarım bir fark yaratır. Makaleden daha da farklı bir pencere açabilmişimdir. Muhabbetle kalın.